Herkese merhabalar. Bugün COVID ilacı bulundu mu? Hangi düzeydeyiz onu konuşacağız. Bildiğiniz gibi pandemi başlangıcından bu yana her gün medyada COVID'in ilacının bulunduğu veya bulunmak üzere olduğu ile ilgili yüzlerce haber çıktı. Bunun sebebi şuydu. Aslında COVID pandemi başlangıcından sonra hastalığın ağır, pandeminin ağır seyredeceğinin anlaşılmasından sonra tüm ilaçlar COVID'e karşı denendi. Normalde COVID bir virüs ve virüslerle ilgili temel olarak biz aşının önleyici olduğu, aşının tedavi edici bir etkisi yok ama önleyici etkisi var, koruyucu etkisi var. Bunun olduğunu söyledik ama bir diğer taraftan da yaklaşık belki de 3000'e yakın ilaç COVID ile ilgili denendi. Bu denemelerden sonra tabii ki insanlar, daha doğrusu ilaç firmaları, COVID etkili ilaçlarının olduğuna dair birçok bilimsel araştırma sundu. Ve bu medyadaki yer alan haberlerde aslında bunun bir yansıması olarak COVID'in ilacının bulunduğuna dair birçok haber yapıldı medyada. Peki durum ne? Şu ana kadar kullanılan, ciddi anlamda kullanılan ilaçlar hangileriydi? Birincisi şunu söylememiz lazım. COVID-19'un henüz erken tedavisi için mevcut standart bir tedavi yok. Erken tedavisi dememizdeki kasıt şu. Erken tedavisi derken COVID başladı, semptomlar başladı. Hangi ilacı almamız gerekir? Bununla ilgili net bir veri yok. Tabii ki ülkemizde hidroksiklorokin daha önce kullanılmıştı ve daha sonra vazgeçildi. Favipavir hala kullanılıyor. Viral yükü azalttığına dair veriler de var ama viral yüke hiçbir etkisi olmadığı ve ilacın kullanılmaması gerektiğine dair birçok görüşler de var. Azitromisin, tokilizumab gibi ilaçlarda kullanıldığı, tokilizumab özellikle ilerleyen dönemlerde bazı hastalarda hala kullanılıyor. Bunlardan remdesivir, FDA onayı alan tek antiviral ilaç ve hala kullanılıyor. Monoklonal antikorlar ise özellikle Trump'a uygulanan ve pahalı bir tedavi olan, yani 2000-3000 dolarlık bir tedavi olan bir ilaç. Dexametazon dediğimiz ilaç ise hepimizin, doktorların daha doğrusu uzun süredir kullandığı bir steroid ilacı ve yoğun bakımdaki hastalarda kullanılıyor. Bugünkü konumuz ise bu ilaçların tamamını bir kenara bırakıyoruz. Ve şu an ön plana çıkan, hatta bir tanesi onay alan 3 ilacı konuşacağız. Bu 3 ilaç şunlar. Birincisi Molnupiravir. Merck'in ürettiği Amerikan bir ilaç firması. Yine Paxlovid, Pfizer yine Amerikan bir ilaç firması. Ve Pfizer bildiğiniz gibi BioNTech aşıyı ürettikten sonra onunla ortaklaşa bir şekilde dünyaya pazarladılar. Diğeri ise bir antidepresan. Şu ana kadar yıllardır kullanılan bir antidepresan. Bu üç ilaçla ilgili şu anda önemli derecede artan bir umut var. Yani ilaç bildiğiniz gibi aşılar tüm dünyada %60'lar seviyesine geldikten sonra bir duraklama dönemi yaşıyor ve daha fazla ileri gitmiyor. Türkiye'de de durum aynı, tüm dünyada olduğu gibi. Diğer taraftan İlaç çalışmaları devam ederken bu 3 ilaç ön plana çıktı. Bu 3 ilacın peki özellikleri nelerdir? Onu bir görelim. Birincisi Molnupiravir. Fiyatı 700 dolar. Fiyatının 700 dolar olmasını nereden biliyoruz? Amerika şu ana kadar 1 milyon 700 bin sipariş etmiş durumda. İngiltere'de acil kullanım onayı almış durumda bu ilaç. 2-3 gün önce acil kullanım onayı aldı. Bu ilaç ciddi hastalık riski taşıyan hastaların hastaneye yatış veya ölüm olasılığını yaklaşık %50 oranında azaltıyor. Tabii ki 700 dolarlık bir ilaç olması önemli bir etken ve pahalı da bir ilaç. Bildiğiniz gibi aşılar işte 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar gibi rakamlardayken bunun fiyatı 700 dolar. Bu tür etkisi olmasına rağmen pandemiyi önleyici bir etkisinin fiyatından dolayı bir takım dezavantajlara sahip olduğunu biliyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu Molnupiravir ile ilgili daha önce pandemiyi etkileyecek bir ilaç mı çıktı diye daha önceki bir videom vardı. Onu seyredebilirsiniz. Bu arada şunu da tekrar ifade edelim. Eğer
Bu videoları beğeniyorsanız altta beğen tuşuna, paylaş tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer ilaç ne? Paxlovid. Bu ilaç da Pfizer'ın bir ilacı. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatma veya hayatını kaybetmeyi engellemede %90 etkili olduğu belirtilmiş. Hem Merck'te hem bu Paxlovid'de, yani Molnupavir ve Paxlovid'de bu etkileriyle ilgili durumu ilaç firmaları açıklıyor. Tabii ki bilimsel araştırmalara dayanarak. Bu %90 etkili olması tabii ki önemli çünkü hala aşılarda bu oranı bulunamadığını da biliyoruz. Birazdan bu ilaçların nasıl kullanılacağını, hangi dozda kullanılacağını da göreceğiz. Şimdi diğer ilacımıza geçelim. Antidepresan ilacımıza. Bunun fiyatı 4 dolar. Türkiye'de de zaten satılan bir ilaç. 36-37 liralık bir ilaç. Fluvoxamin. Bu da en son Lancet'te yapılan bir araştırmada şiddetli COVID-19 riski bulunan hastalar arasında hastaneye yatış oranını ve ölümcül hastalık riskini 3'te 1 oranında azaltıyor. Ve ayrıca sitokin fırtınası ve kan pıhtılaşma riskini, trombositleri etki ederek kan pıhtılaşma riskini azalttığı da ortaya konulmuş. İlacımız bu 3 ilaç ve gerçekten umut vaat eden ilaçlar. Aşılamanın azaldığı yerlerde belki de bu ilaçlara başvurulabilir. Peki bu ilaçları nasıl kullanılacak? Bildiğiniz gibi COVID normalde semptomlar virüsle temas ettikten 2 ila 14 gün sonra başlıyor. Delta virüsünde 2-3 gün sonra başladığı semptomların biliyoruz. Yani daha kısa sürede başlıyor Delta virüsünde. Hafif enfeksiyonlar olan birçok kişi de 2 hafta içinde normalde bu virüs yani COVID hastalığı iyileşiyor. Daha ciddi vakalarda 3 ila 6 hafta sürme eğiliminde. Diğer taraftan uzun COVID diye de bir şey var. Uzun COVID'in etkileri de 6 ay, 12 ay devam edecek şekilde uzuyor, gidiyor. Peki bu ilaçlar nasıl kullanılacak? Tamamı bu ilaçların ilk semptomları ortaya çıkar çıkmaz ağızdan alınan haplar şeklinde bunlar. Yani enjeksiyon falan yok, tamamen hap şeklinde. Zaten bu ilk iki ilaç antiviral ilaç. Virüslerle ilgili mesela gripte, influenza virüsü gibi griplerde daha önce başka ilaçlarda kullanıyorduk antiviraller. Hastalık teşhis edilir edilmez, semptomlar başlar başlamaz hastaya ilacı veriyoruz ve hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlıyor. Bunlar da o mekanizmayla çalışıyor. Merck'in, Pfizer'ın ilaçları 5 gün boyunca yaklaşık 10 doz almayı gerektirecek. Diğer taraftan antidepresan ise 10 gün kullanılacak. Yani şu ana kadarki araştırmalarda yapılan durum bu. Peki bu ilaçlar etki edecek mi? Yani pandeminin seyrini değiştirecek mi? Eğer Molnupiravir'in bakın fiyatı neydi? 700 dolardı. 700 dolar tabii ki hem hükümetler için hem de vatandaş için önemli bir şu ilaç. Şu anda dolar 10 bin oldu diyelim. Yani 7 bin liralık bir ilaç kürü uygulanacak ve bu çok mümkün gözükmüyor. Ama Pfizer'ın Paxlovid ilacı eğer makul bir fiyatta olursa işte 5 dolar, 10 dolar olursa, 20 dolar olursa belki yaygın kullanımı olabilir. Şu an şunu da söyleyelim. Bu ilaçların önemli bir yan etkisi de yok. Zaten bu Paxlovid, pardon fluvoxamin zaten ezelden beri kullanılan bir antidepresan ilaç. Diğer antivirallerinde zaten önemli bir yan etkisinin olmadığı açıklanmış. Eğer fiyatı 4 dolara olan bu fluvoxamin gerçekten çok etkili olduğu şu andaki çalışma 1500 kişi arasında yapılmış bir çalışma. Bunun etkili olduğu düşünülürse önemli bir fark yaratabilir. Çünkü hem yaygın olarak kullanılan bir ilaç hem de fiyatı düşük. Pfizer'ın ilacı Paxlovid yine söylediğimiz gibi 5 dolar 10 dolar fiyatta olursa bunun da önemli bir etkisi olabilir. Ama Molnupiravir'in
Biraz daha zenginler kullanacak herhalde, bizim gibi garibanların çok kullanmasını bunu beklemeyiz. Son olarak şunu da söyleyelim. Sonuçta bir pandemiyi her zaman söylediğimiz gibi aşılar bitirir. Neden? Aşıların yaygın kullanımın olması, ucuz olması ve hastalığı önlemesinin %80'ler, 90'lar düzeyinde olması, daha önceki viral pandemilerden kaynaklı da bildiğimiz gibi enfeksiyonlarda, enfeksiyon hastalıklarında aşısı bulunmuşsa, bunun pandeminin bitirme olasılığının aşılar vasıtasıyla olacağını söyleyelim. Ama ilaçların da bu anlamda pandemiyi bitirmek veya ölümleri azaltmak veya sakatlıkları azaltmak. Çünkü COVID'in uzun dönem etkileri de bildiğiniz gibi özellikle kalp damar sistemine ve santral, yani beyne etkileri önemli. Onları azaltmak için ise bu ilaçların önemli olabileceğini düşünüyorum. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum efendim.